konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak 7524 sayılı kanuna ilişkin düzenlemiş olduğumuz seminerimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Odamız Vergi Mevzuatı Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Düzgün'ün sunumları ile gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde 7524 sayılı kanuna dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere değerli meslektaşımıza sözü vermeden önce bugünkü seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Ben elektrikliyim biraz. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Epeyden beri ara verdiğimiz hafta soru seminerlerimize aslında çok uzun zamandan beri aklımızda olan bir konuyla devam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık 4 aydan beri devam eden bir enflasyon düzeltmesi ve geçmeyen bir geçici vergi süreci yaşamıştık. Dün itibarıyla günahıyla sevabıyla tüm süreç en azından 1.6 dönemi için tamamlanmış oldu. Ben tüm meslektaşlarımı göstermiş oldukları üstün gayret, üstün çaba ve çalışma özverisinden dolayı kutluyorum. Bunu yaşamasına sebep olan herkesi de huzurlarınızda bir kez daha kınıyorum. Sevgili meslektaşlarımız, bugün seminerimizde aslında dediğim gibi uzunca bir süreden beri aklımızda olan bir konuyla devam etmek istiyoruz. Bunu da Vergi Mevzuatı Komisyonu Başkanımız Sayın Mustafa Özden Düzgün'den rica ettik. Sağ olsun. Bugün burada bize bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verecek ama bugün yine dün bir meslektaşımızı, bugün de eski oda sayımanımız Sayın İsmail Avaz'ı kaybetmemizin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Her ikisine de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, meslek camiamıza da başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun ikisinin de. Bu konuyla ilgili eğitimi önemsediğimi söylemiştim arkadaşlar. Çünkü aslında arada Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı uygulamalar yapmaya başladı ve bu uygulamalarla da meslektaşlarımızın bir kısmı 7524 sayılı yasa ve 375 nolu kararname ile gelen değişikliklerden sonuçlar yaşadı. Yani mağduriyetler yaşadı. Ya böyle olur mu? Bu muydu? Ne yapmalıyız gibi. Biz de bu süreçte hem bilgilendirelim hem de farkındalık olsun istedik. Tıpkı enflasyon muhasebesi gibi 7524 ile ilgili de konunun anlaşılması için gerek duyduğumuzda tekrar eğitim yapacağız. Bugünkü eğitimin biraz talihsiz bir zamana denk geldiğini söyleyebiliriz. Ancak meslekte akan bir yapıya sahip. Yani hiçbir şeyi yarına erteleme ya da yarına bırakma şansımız yok. Bir temenni değil tabii. Yarın sabah kalktığımızda yeniden Maliye Bakanlığı'nın farklı bir uygulamasıyla karşılaşıp ve bu yasanın içerisinde bizi ilgilendiren sonuçlarını karşımızda bulabiliriz. Ben bu anlamda seminerin verimli olacağını düşünüyorum. Eğer seminerimiz sonlanmaz ise de 3.30 gibi aranızdan ayrılacağımı üzülerek belirtmek istiyorum. İnegöl'e cenazeye katılmak için buradan ayrılacağım ama sanıyorum Mustafa Bey de semineri bu saate kadar belli bir yere getirmiş olacaktır. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum. Tekrar hepimize, meslek camiasına da geçmeyen geçicilerden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başarılı bir seminer olsun arkadaşlar. Oda Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sunumlarını yapmak üzere Vergi Mevzuat Komisyonu Başkanı sevgili değerli arkadaşım Mustafa Özden Düzgün'ü kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım,
Hepiniz hoş geldiniz seminerimize. Geçişleri en sonunda bitirdik. Enflasyon düzeltmesini düzelttik. Biz bunlarla uğraşırken enflasyon muhasebesi uzayacak mı, uzamayacak mı, kaldırılacak mı, geçiş vergilerle uygulanacak mı diye bakarken basında vergi paketi diye bir şey yayınlandı. İşte motokuryelere vergi öngören, işte bu bağışlara vergi öngören, yurt dışı harçlar 3000 liraya çıkılacak diye birçok haber gördük. Bunun akabinde işte basına sızdırıldı vesaire derken bunun akabinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp meclise 54 maddelik bir paket yayınlandı. Bu paket mecliste üzerine başka maddeler de eklenerek vergi paketimiz oldu bizim torba. Şimdi bugün de biz 7524 sayılı torba kanunu anlatmaya çalışacağım. Bu kanunu anlatmadan önce resmin büyük çerçevesini göstermek istiyorum. Burada bütçe dengesini aldım. Bütçe dengesi kaynak olarak internetten bulabilirsiniz. Vatandaşın bütçe rehberi olarak herkes ulaşabilir bu bütçe rehberine. Bütçe bilinci gelişmesi gerekiyor. Burada bütçe dengesine bakarsak bu 2024'ün bütçe tahminleri. Burada büyük çerçevede gördüğümüz gibi bütçe giderlerimiz, bütçe gelirlerimiz bütçe giderlerimizi karşılayamıyor. Burada bir bütçe açığı oluşmuş. Bu tabii ki sosyal devlet çerçevesinde devletler bütçe açığı verebilir ama bu bütçe açığının bir maliyeti var. Bu bütçe açığının maliyeti de yani bu bütçe açığı neyle karşılanacak? Borçlanmalarla karşılanacak. Borçlanmanın maliyeti de faiz. Burada tabii bir faiz yükü oluşuyor. Buradaki baktım ben bu rehberde faiz gideri yani bu giderlerin içindeki faiz gideri bütçe gelirlerinin içindeki kurumlar vergisi geliri kadar. Yani biz bir kurumlar vergisi toplayacağız. Bu tabii tahmin olarak söylüyorum. Bütçe tahmini bu. Kurumlar vergisi toplayacağız. Bunun aynı rakamda bütçe faiz giderimiz var. Bu 7524 sayılı kanun mecliste kabul edildi. Bunun gerekçesinde neler var diye bakarsak kanunun gerekçesinde vergilemede güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele çok güzel. Vergi adaletinin güçlendirilmesi, dolaysız vergilerin payının arttırılması. Vergiye uyumun arttırılması var bir de. Burada vergiye uyumu arttırıyoruz. Tabii vergiye uyumu arttırırken uyum maliyetlerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bir kanun yapılıyor. Biz sürekli kanunlar değişiyor. Biraz daha basit olmalı. Buraya geliyoruz. Bu bile zaman olarak bize bir maliyet yaratıyor. Bu vergiye uyumun arttırılması için uyum maliyetlerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Burada bazı istisnaların kaldırılması var yine. Bazı istisnaların uygulama şeklini değiştirilmesi var. Bu istisna ve muafiyetler vergi harcaması adı altında adlandırılıyor. Yani vergi harcaması ne? Devletin tahsilinden vazgeçtiği muafiyet ve istisnalar. Bunlar baktığımızda gelirlerin %30'unu kadar bir pay gösteriyor. Yani çok yüksek bir derecede vergi harcamamız var. Bunların azaltılması gerekiyor tabii ki. Bununla ilgili maddeler var. Ama bunun içinde tabii ki basit usulün de kaldırılması konsaydı çok iyi olurdu. İleriki zamanlarda bunu da kanunlaşacağını düşünüyorum. Cezalar ve tahsilat etkinliğinin arttırılması da kanun gerekçesinde var. 7524 sayılı kanunumuz resmi gazetede 2 Ağustos 2024 tarihinde yayınlandı. Burada 13 kanun ve 1 kanun hükmünde kararname değişikliği yapıldı.
Bunların hepsini tek tek seminerde hepsini tek tek değineceğim. Bazı konulara daha fazla değineceğim. Bazı konuların bizi daha az ilgilendirdiği için bütün hepsi önemli. Daha kısa bir sürede tamamlamayı düşünüyorum. Bu yüzden seminerin sonunda lütfen şimdi aklınızda sorular kalırsa not alırsınız. Seminerin sonunda cevaplamaya çalışırım. Bu maddeleri 61 maddeyi sırayla tek tek bütün hepsine değineceğim. Sırayla tek tek değineceğim dedim ama 36. maddeyi bir torpil yaptım. Bu 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu 32C maddesiyle bir madde eklendi. 32B maddesini de ben anlatmıştım yine burada. Çok güzel bir tesadüf oldu. Bunu başa almamın sebebi 2025 yılında yürürlüğe giriyor ve hepimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Yani bu kurumlar vergisi, bütün kurumlar vergisini ilgilendiriyor. Kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiriyor. Kanun maddesinde ne diyor? 32 ve 32A maddelerinin hükümleri dikkate alınarak hesaplanan kurumlar vergisi indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının %10'dan az olamaz. Şimdi bu maddenin özeti şu aslında. Biz iki tane hesaplama yapacağız. Bütün kurumlar vergisi mükellefleri iki tane hesaplama yapacağız. Bir, normal bir şekilde her zamanki yaptığımız şekilde kurumlar vergisini hesaplayacağız. Bir de biraz sonra anlatacağım şekilde asgari kurumlar vergisini hesaplayacağız. İki hesaplama sonucunda en yüksek olan vergiyi biz beyan edeceğiz. Yani bize bir iş yükü daha geldi diyebiliriz. İki kere bir hesaplama yapacağız. Şimdi burada indirim ve istisnalar düşünmeden önceki kurum kazancı dedik. Devlet bazı istisna ve indirimleri asgari kurumlar vergisinde kabul etmiyor. Bunları kabul edilenleri sayacağız zaten. Yalnız indirim ve istisnalar düşünmeden önce kurum kazancından bizim anlamamız gereken ifade ettiği şey kanundan kabul edilmeyen giderlerin ticari bilanço karına eklenmesi olduğunu kanun bize söylüyor. Bu şekilde anlamamızı istiyor. Şimdi yurt içi kurumlar vergisi mükelleflerine gelirsek, bütün kurumlar vergisi mükellefleri 2025 yılı itibariyle, geçici vergi dönemleri itibariyle başlayacak. Hepimizi ilgilendiriyor. Beyanname veren dar mükellef kurumlar da bu kurumlar vergisinin mükellefi. Gelelim kimler uygulanmayacak. Kurumlar vergisinden muaf kurumlar vergisi mükellefleri uygulanmayacak. İlk defa faaliyete başlayan kurumlara 3 hesap dönemi boyunca uygulanmayacak. Yani yeni başlayan kurumlara, yeni faaliyete başlayan kurumlara uygulanmıyor. Birleşme, devir, tür değişikliği sonucu yeni bir şirket oluşuyorsa bunlar yeni başlama sayılmıyor. Bunlara yeni başlama, ilk defa faaliyete başlama sayılmıyor. Bir de gelir vergisi kanununa göre hasılat esasında vergilendirilen kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanmıyor. Bunlar uygulanmayacak mükellefler. Gelelim hesaplanmasına. Burada önce diğer hesaplama yaptığımız gibi kar ve zararı ticari bilanço kar ve zararına kanundan kabul edilmeyen giderlere ekliyoruz. Tutar sıfırdan büyük olması halinde bu tutardan asgari kurumlar vergisi kapsamı dışında olan istisna ve indirimlere düşeceğiz. Bu kapsamda olanları biraz sonra sayacağım zaten. Burada kanun yazmış. Kalan bir tutar bulunması halinde bu tutara %10 oran uygulanmak suretiyle asgari kurumlar vergisi hesaplanacak. Hesapladık kurumlar vergisini. Bu kurumlar vergisinden bazı indirimli orana tabi vergiler, alınmayan vergileri düşüyoruz. Önce kurumlar vergisini, asgari kurumlar vergisini hesaplıyoruz. Oradan burada mesela imalatçıların faaliyetlerinden elde edildiği kazançlarda uygulanan %1 puanlık indirim
heba olmamış, tekrar indirebiliyoruz. İndirim hakkı sağlanmış. Bu matrahtan düşmüyoruz, vergiden düşüyoruz. Fark burada. Teşvik 2008, yani bu kanun yürürlüğe girmeden önce teşvik belgesi almış kurumlar için bu madde uygulanacak. Buradaki alınmayan vergi düşecek. Bundan sonraki teşvik belgesi, bu tarihten sonra teşvik belgesi alanlar için bu indirim uygulanmayacak. Burada önemli bir madde daha var. Asgari kurumlar vergisi hesaplarken geçmiş yıl zararları asgari kurumlar matrığından düşülemeyecek. Evet, yani iki hesaplama yapacağız. Bununla ilgili örneğimiz de var. Birazdan geçeceğim. Şimdi kanunda yazmış. Yurt içi kurumlar vergisi matrığından düşecek istisna ve indirimler. Önce istisnalara şöyle bakarsak, iştirak kazancı istisnası, bunlar düşebiliyoruz. Emisyon prim kazancı istisnası düşebiliyoruz. Yatırım fonu ortaklarının kazancı, taşınmazlardan elde edilen kazançlar hariç düşebiliyoruz. Serbest bölgelerden edilen kazançlar istisnası, bunları düşebiliyoruz. İndirimlere gelirsek, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlarda indirim, engelleri hakkında kanuna göre korunmalı iş yeri indirimi, Ar-Ge ve tasarım indirimi, bunları da indirebiliyoruz. Bunların dışındakileri indiremeyeceğiz. Bir örnekle daha pekişecek zaten. Evet, evet. Evet, burada hayat standardıyla karıştırmayalım. Yani bu kanun 3 kere uygulanmış, geri gelmiş, tekrar uygulanıyor. Bir de öyle bir durum var. Daha önceden uygulanmış. Üstadlarımız daha iyi bilir. Tekrar uygulamaya giren bir kanun. Burada yine kazanç olması lazım. Burada vergilendirilmesi için kazanç olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir örneğe bakalım. Birkaç tane burada taslaklar yayınlandı tabii bu kanunlarla ilgili. Bu da kurumlar vergisi taslağından alınmış bir örnek. Direkt örneği aldım. En kapsamlı örnek buydu. 2005 hesap dönemiyle ilişkin bilanço karımız 12 milyon 500 bin. Burada kanundan kabul edilmeyen giderlerimiz 500 bin liradır. Şirket gerçekleştireceği yatırım için 2021 yılında yatırım teşvik belgesi almış ve söz konusu yatırımı 2024 yılında tamamlamıştır. Mükellef kurumun 2025 hesap dönemine ilişkin verdiği kurumlar vergisi beyannamesinde bu yatırım dolayısıyla indirimli kurumlar vergisine tabi matrahı 4 milyon TL, indirimli vergi oranı da %5'tir. Öte yandan kurumun aktifinde kayıtlı taşınmazı bankasına olan borç nedeniyle bu dönemde bankaya devredilmiş bu işlemden 4 milyon lira kazanç elde edilmiş. Kurum ayrıca 2 milyon lira Ar-Ge indirimi ve geçmiş dönemlerde devreden 1 milyon yatırım indirimini indirim konusu yapmıştır. Buna göre alınan kurumlar, asgari kurumlar vergisi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Bütün hepsi burada, hesaplaması burada. Gördüğünüz gibi burada iki tane hesaplama yapıyoruz. Bir normal şekilde hesaplıyoruz, bir de asgari kurumlar vergisini hesaplıyoruz. İkisinden de gördüğünüz gibi kurumlar kanundan kabul edilmeyen giderleri ekliyoruz. Burada istisnalardan bazılarını düşüyoruz. Burada mesela bankalara borç durumundan kazanç, taşınmaz kazancını düşerken asgari kurumlar vergisinden düşmüyoruz. İndirimlerden Ar-Ge indirimini düşüyoruz, yatırım indirimini düşmüyoruz. Kurumlar vergisi matrahını bulduk. Normal şekilde hesapladığımız zaman 6 milyon çıktı. Asgari kurumlar vergisinde şeklinde hesapladığımız zaman 11 milyon çıktı. Burada kurumlar vergisi matrahından teşvik belgesine istinaden indirim oranı tabi matra üzerinden hesaplanan vergiyi %5 demiştik. Teşvik vergi. %5'ini düştük. %5'ini hesapladık. 200 bin lira bir hesap vergi çıktı. Kurumlar vergisi %25'ti. Kalan %20'lik kısmı da teşvik belgesine göre alınmayan vergi diyoruz buna. 800 bin lira. Burada toplam vergi matrağımız 6 milyondu. 4 milyon teşvik matrağını çıkarsak geriye kalan 2 milyon lirayı da genel orana tabi olarak hesapladığımız zaman %25, 500 bin lira. Burada normal şekilde hesapladığımız zaman %5'lik
teşvikten kaynaklanan 200 bin lira ve genel orana tabi 2 milyonun %25'i 500 bin lira topladığımız zaman 700 bin liralık bir vergi çıkıyor. Bu normal hesap. Burada geçmiş yıl zararları olsaydı düşecektik yine. Ama asgari kurumlar vergisinden bu istisnaları düşmemekle beraber teşvik belgesine göre alınmayan vergiyi hesapladığımız yani vergi matrağımız 11 milyondu. Bunun %10'unu hesapladık. Bu çıkan vergiden düşüyoruz. Evet, burada yani 10 neydi? 1 milyon 100 bin lira hesaplanan asgari kurumlar vergimiz var. Burada 800 bin lirayı düşüyoruz. Tek biraz anlaşılmadı gibi. Yani aslında basit bir konu. Yani birkaç kere birkaç örnekte gerçekten anlaşılır. Yani burada dediğim gibi iki hesaplama yapıyoruz. Önce normal hesaplamayı yapıyoruz. Bir de asgari kurumlar vergisini hesaplıyoruz. Burada normal hesapladığımızda 700 bin lira çıkıyor. Asgari kurumlar vergisi 300 bin lira çıkıyor. Yani biz burada gördüğünüz gibi asgari kurumlar vergisini dikkate almıyoruz. Aşağısına düşmediği için normal kurumlar vergisini beyan ediyoruz. İlla asgari kurumlar vergisine göre bir hesaplama yapmıyoruz. Yani evet, asgari kurumlar vergisi yüksek olsaydı başka bir hesapta bu sefer asgari kurumlar vergisini beyan edecektik. Yani özeti bu. Burada hesaplamada normal hesaplarken sadece kanunda yazılı istisnaları ve indirimleri düşebiliyoruz. Onun haricindekileri düşemiyoruz. İki hesaplamadan. Bu önemli bir konu. Artık hepimiz bu hesaplamaya göre kurumlar vergisini hesaplayacağız. Asgari kurumlar vergisinde dediğim gibi geçmiş yıl zararlarını düşemiyoruz. Yani evet, 1/1/2025 yılından itibaren geçici vergi dönemleri itibariyle başlayacak. Mayıs 2025'te uygulamaya başlıyoruz. Kurumlar vergisi ama geçici vergi dönemlerinde de başlayacak. Büyük olanı ödüyoruz, evet. Yani en basiti o. Devlet fazlayı alıyor yani. En fazla hangisiyse alıyor. Tuncay Bey, tabii. Mikrofonu bir daha sorabilir misiniz? Çünkü kayıt altında normalde seminerden sonra alacaktım soruları ama bu konunun anlaşılmasını da istiyorum. Önemli bir konu. Dikkatimiz şu an üst seviyede. Yani daha sonraki maddelerde biraz daha azalabilir, dikkat dağılabilir. O yüzden buyurun. Sunumlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Gayet iyi gidiyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok öncelikle. Gayet bu performansla devam etmenizi tavsiyede bulunuyorum. Öncelikle asgari kurumlar vergisiyle ilgili ikinci kısımda 11 milyon TL'lik kurumlar vergisi matrağı var ya orada. Evet. Şimdi soru şeklinde 1/1/2025'ten sonra hesaplıyoruz. Yatırım teşvik belgesini 2 Ağustos 2024 tarihinden önce almış olan bir firma. Tabii ki. Normalde baktığımız zaman. Dolayısıyla yatırım da 2024 yılında bitmiş. Dolayısıyla buradaki temel soru şu olması gerekmiyor muydu? 2 Ağustos 2024 tarihinden önce bu yatırım teşvik belgesini aldığından dolayı elde ettiği indirimli kurumlar vergisi matrahı normalde 11 milyon üzerine normalde düşmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Taslağı detaylı olarak inceleme imkanı olmadı. Bir sonraki slayta getirebilir misiniz? Buradaki asgari kurumlar vergisinin hesabında 11 milyon altında sadece 2 Ağustos 2024 tarihinden önce YTB alındığından dolayı indirimli kurumlar vergisine tabi olan 4 milyon TL'lik %5'lik olan kısım 11 milyonluk hesabında da bence dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Asgari kurumlar vergisinin hesabında. Bakın, rakam yine 300 bin liranın altına düşecek bu sefer hesaplama mantığı. Çünkü eğer ki soru yatırım teşvik belgesi 2 Ağustos 24 tarihinden sonra olmuş olsaydı ancak bu hesaplama yapılabilirdi diye düşünüyorum. Yorumunuzu merak ediyorum. Teşekkür ederim.
Yani burada yorum yapılacak bir şey yok. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Yani buradaki örnek, taslaktaki örnek bu şekilde. Yatırım teşvik tabii ayrı bir konu. Onu başka bir zaman tartışabiliriz. Konu bence anlaşıldığını düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi konu maddelere, kanun maddelerine geçiyorum. Kurumlar biliyorsunuz ödeme yaparken borcu yoktur, kağıdı istiyor bizden. Bunlar da daha önceden mahkeme kararı veya icra emirleri üzerinden ödeme yaptıkları zaman bu kurumlar borcu yoktur, kağıdı istemiyordu. Bu maddeyle beraber artık mahkeme ve icra emirleri üzerinden yapılan ödemelerden de borcu yoktur, kağıdı istenecek. Borcu yoktur, isteyecek kurumlar nelerdir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda bu kurumlar cetveller halinde yazıyor. Genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetici kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları bu kurumlar arasında sayılmıştır. Şimdi gelir vergisi kanununda 3 adet düzenleme yapılmış. Gelir vergisi kanunundaki düzenlemelere gelirim. 17. maddede teknogirişim şirketleri ücret istisnası getirildi. Burada bildiğiniz gibi ücretlilere verilen hisse payları ücrete tabi, gelir vergisine tabi. Bunun teknogirişim şirketleri için bir istisna oluşturmuş. Burada teknogirişim şirketlerin ücret niteliğinde verdiği pay senetleri istisna edilmiş. Teknogirişim şirketleri nelerdir? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bu sitesinde belirtiliyor teknogirişim şirketlerinin ne olduğu. Yenilik odaklı, startup şeklinde olan, büyüme potansiyeli olan, en fazla %10 yaşındaki girişim şirketi olarak tanımlanmış burada. Buradaki tabii mevzuatta böyle bir tanım göremedim ben. Ticaret Sanayi Odası'nın tanımı bu. Şartları neler peki bakarsak bu istisnanın? Bir kere pay senedi verildiği tarihte, personele pay senedi verildiği tarihte rayiç değeri çalışanın o yılki toplam brüt ücretini aşmayacak. Diyelim ki 1 milyonluk bir pay senedi verildi. Yıl sonunda 1 milyon 200 bin lira kişinin ücreti, buradaki 1 milyona kadar olan rakam gelir vergisine istisna 200 bin lirası değil. 3 yıl içinde şimdi burada bir de bir istisnanın şartı da elden çıkartmama. 3 yıl içinde çıkartırsa hepsini bir de işverenden alıyor. Yani buradaki hisseyi çalışan elinden çıkartmaması gerekiyor. 3 yıl içinde çıkartırsak verginin tamamını vergi ziyağı olmadan gecikme faiziyle beraber işverenden alıyor. 4 ile 6 yıl içinde elden çıkartırsa %75'ini, 7 ile 12 yıl içerisinde istisna edilen rakamın %25'ini vergi ziyağı cezası uygulamadan işverenden tahsil ediliyor. Şimdi burada birkaç tabii soru gelebilir. İşten çıkarsa ne olur diye. Çalışan işten çıkarsa elinde tuttuğu sürece yine bu istisnadan yararlanıyor. Vefat halinde de pay senetleri mirasçılar tarafından elde tuttuğu sürece de bu istisnadan yararlanılıyor. Şimdi gelir vergisinin bir diğer değişen maddesi 69. maddede hasılat tespiti için yoklama. Şimdi daha önce de bu yoklamalar yapılıyordu. Bu şimdi gelir idaresi sahaya iniyor. Burada hasılat tespitini artık yoklama sonucunda yapacak. Aradaki bizim beyan ettiğimiz
%20 bir fark varsa bizden izahat isteyecek. Nasıl yapılacak bu yoklamalar? Buna bir bakalım. Önce ayda 3'ten az olmayacak. Bir ay içinde 3 defa yoklama olması gerekiyor bu hesapta. Bir takvim yılında da 12'den az olmayacak. 12 kere en az yoklama tutulması gerekiyor bu hesaplama yapılmak için. Bir ay içinde de 3'ten az olmaması gerekiyor. Yoklama sonucu tespit edilen günlük hasta tutarının ortalamasından hareketle, yani günlük hesaptan ortalamasından hareketle aylık hasılat hesaplanıyor. Aylık hasılattan da tespit edilen ay sayısına bölünerek aylık ortalama bulunuyor. Bulunan tutar mükellefin faaliyette bulunduğu ay sayısı kadar çarpılarak yıllık hasılat tespit ediliyor. Yani günlük hasılatlardan biz çarparak yıllık hesabı hasılatı bulacağız. Burada dediğim gibi bizim beyan ettiğimizle %20 arada bir fark varsa bunu bizden izah istiyor. Yani burada ceza kesmeyecek. Hani öyle algılanmasın. Bizi dediğim esnaf geldi, oturdu kasaya, tespitlerini yaptı. Sen burada bu kadar bildirmişsin. Senin hesaplamaya göre bu. Aradaki fark neden? Bunu izah ettikten sonra bir problem yok. Vergi uyumu sağlamak için yapılan bir müessese olduğunu düşünüyorum. Burada bir örnek var. Yine gelir vergisi tebliğin taslağında. Kuaförlükle iştigal eden serbest meslek erbabı mükellef E, pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet vermekte olup 2026 yılındaki iş ilişkin hasılat tutarı 1 milyon lira olarak bildirilmiş. 6 gün çalışıyor haftada. Mükellef nezdinde günlük hasılat tespit için yapılan yoklamalarda günlük hasılat tutarlarının tespitlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Yani burada 4 Ocak ayında 2 defa yapılmış bu yoklama. Mayıs'ta 4 defa yapılmış. Ağustos'ta 4 defa yapılmış. Kasım'da 4 defa yapılmış. Ocak'ta gördüğünüz gibi 2 defa yapıldığı için bu hesaplamaya dahil edilmiyor. Mayıs ayında 4, Ağustos, Kasım 4, 12 defa tespit yapılmış. Bu tespitlerden örneğin Mayıs ayına bakalım. 4 tespitten topluyoruz ve 4'e bölüp günlük ortalamasını buluyoruz. Yani günlük Mayıs ayında 12.500 lira bir hasılat yapıldığı anlaşılıyor. Ortalaması olarak. Buradan bu günlük hesaplardan sonra aylık hasılat hesaplıyoruz. Aylık hasılatı nasıl hesaplıyoruz? Bugün tespit edilen günlük hesap hasılatı çalışılan gün sayısı ile çarpıyoruz. Burada mesela 31 gün olan aylarda farklı, 30 gün olan aylarda ayrı. 6 gün çalıştığı için hafta sonları çıkartıyoruz ve hesaplamayı yapıyoruz. 3 tane ortalama çıkıyor. Aylık ortalama çıkıyor. Burada ortalama aylık hasılatı da bunu 3'e böldüğümüz zaman aylık hasılatımız çıkıyor. Aylık hasılatı da yıllığa çarpıyoruz. Yani gördüğünüz gibi eski günlerdeki gibi oturulacak ve hasılat hesaplaması yapılacak. Sonuç olarak mükellef E'nin hesabında yıllık hasılat tutarı beyan edilen gayri hasılat tutarının arasındaki farka baktığımız zaman bu şekilde hesaplanıyor. %20'den fazla olduğu için izaha davet edilecek. Var olan bir şeyi kanuna derli toplu bir şekilde kanuna aldılar. Yani vergiye uyum anlamında tabii iyi bir durum. Yani vergi isteyerek verilmez, zorla alınır. O yüzden doğru veya yanlış bir uygulamalar yapılıyor. Başkanım bir şey soracaktınız. Evet, ben burada anlaşılsın diye katkı verme adına şey yapacağım. O zaman 1/1/2025'te başlayacaksa bu, hasılat tespitleri de 1/1/2025'ten başlayacak ve 2026 yılında beyanları yaptıktan sonra arada fark varsa, %20'den fazla fark varsa izaha davet müessesesi çalıştırılacak. Evet.
Evet. Doğru anladık değil doğru, mi? Doğru. Evet, peki teşekkür ederim. Ben hızlı geçeyim. Süremiz sanırım 40 geçiyor. Şimdi Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesine ilave yapıldı. Elektronik ticarete tevkifat geldi. Yani elektronik ticaret platformlarından ödeme yapıldığı zaman burada tevkifat yapılacak artık bundan sonra. Bunu bir de buna Cumhurbaşkanı tevkifat oranı belirleme yetkisi verildi. Bu gelir vergisi kanununda gördüğümüz gibi var. Kurumlar vergisi kanununa da bu eklendi. Dar mükellefler için de var. Buradaki kayıp kaçağa engel olmak. Buradaki amaç. Burada Cumhurbaşkanı oran belirleme yetkisi veriliyor. Bu tabii çeşitli akademisyenler tarafından tartışılıyor. 73 yani anayasamızın 73. maddesine uygun mu değil mi? Tabii bunu Anayasa Mahkemesi'ne dava açacaklar. Bununla ilgili açabilirler. Bunun da sonuçlarını göreceğiz. Biz burada kanunu uygulamakla mükellefiz. Vergi usul kanunda 12 adet düzenleme yapıldı. Bu teminat uygulaması ile ilgili daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddeler iptal edilmişti. Önemli bir konu olan teminat uygulamasında teminat yerine getirmeyenleri teminat direkt tahakkuk edip zorla alınıyordu. Bu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bunun yerine teminata biraz sonra göreceğimiz 355. madde mükerrer 355. yani teminatı yerine getirmeyenler için 355. madde uygulanacak. Daha önce teminat isteme süresi 30 gündü, bu 60 güne çıktı. Bunun haricinde bazı yani iştirak harici bu sahte belge düzenleyenlere ortak olanlar bu yine bu teminat isteniyor ve 60 gün içinde vermezse tabii ki bu yine cezalı bir şekilde bütün ortak olduğu şirketin bütün vergi borçlarından mesul oluyor. Fakat bu 60 gün içinde bu yazı geldikten sonra ortaklıktan çıkarsa bu yükümlülüklerinden çıkmış oluyor. Böyle de bir uygulama var. Teminat miktarı sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %10'u tutarı kadar olacak. Ancak bu tutar 10 milyondan fazla olamayacak. Maliye Bakanlığı'na mükellef tevsik zorunluluğu mükellef olmayanlara da dahil etti. Hemen bununla ilgili iki tane tebliğ taslağı çıktı. Sosyal medyada da oluyor. İşte memur işte 20 bin liralık buzdolabını aldı. İşte nakit ödedi. Bununla ilgili işte bu cezası var. Bir de artık kira ödemeleri banka aracılığıyla olması gerektiğine dair iki tane tebliğ hemen yayınlandı bununla ilgili. Bir de bununla ilgili düzenleme yapma yetkisiyle beraber direkt tebliğler de çıkmaya başladı. Artı Maliye Bakanlığı'na bir yetki de bu elektronik ticaretle ilgili platformlara bilgi verme yükümlülüğü getirdi. Borsa rayici geldi. Kıymetli madenlere artık borsa rayici yani vergi usul kanunu 260. maddesinde borsa rayicine kıymetli madenler maddesi de eklendi. Altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenlerin borsa rayici ile değerlendirilmesi hüküme bağlandı. Yani bir önceki maddeyle paralel bir şekilde. Burada altın alım satımı iştigal edenlerin ticari mal olarak kayıtlı olanlara hariç tasarruf amacıyla mevduat ve kredi hesapları da dahil borsa rayici ile değerlenecek artık bundan sonra. Şimdi kayıt yine vergi usul kanununun 344. maddesiyle kayıt dışıyla ilgili bir madde geldi. Mükellefiyet tespit ettirilmeksizin kayıt dışı faaliyette bulunmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet verilmesi halinde bu ceza %50 artırımlı olarak uygulanacak. Bu tebliğ taslağında geriye dönük mükellefiyetlerde de yine uygulanacağı yazıyor. Yani
geriye dönük mükellefiyet test edilse bile bu arttırılma ceza uygulanacak. Özel usulsüzlük cezalarında arttırıldı. Burada sermaye şirketleri birinci derece usulsüzlük, ikinci derece usulsüzlük cezaları var biliyorsunuz. Sermaye şirketleri için 1100 liradan 20 bin liraya çıktı. İkinci derece 580 bin liradan 10 bin liraya çıktı. Burada bir tabii ölçüsüzlük mevcut. Zaten bunlar yeniden değerleme oranıyla değerleniyordu. Fakat daha önce gösterdiğim gibi resmin büyük kısmında gördüğünüz gibi bütçe açığını karşılamak için bunlar gerekiyor. Özel usulsüzlük cezalarında arttırıldı. Bir takvim yılında birden fazla tespitte özel usulsüzlük cezası artan ceza uygulanacak. Burada kanun kapsamında düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlemediğini, belgenin düzenlenmesi gereken tarihten itibaren 5-3 gün içinde idareye bildirilmesi halinde bu bildirenler cezayı almayacak ama satıcı 3 kat ceza alacak. Yani biz artık mükellef olmayanlara da ceza gelmemesi için 5 gün içinde bildirirsek fatura almadığımızı biz cezadan kurtuluyoruz ama satıcı bu sefer 3 kat ceza alıyor. Bir de kanunda şöyle demiş, kanun kapsamında olmayan belgeleri düzenleyenlere bu sefer 2 kat ceza. Bunu 5 gün içinde ihbar edenlere ceza yok ama bu sefer satıcıya 6 kat ceza uygulanacak. Bu da özel usulsüzlük cezaları burada fatura gider pusası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması daha önce 3400 liraydı bir her bir tespit için. Bu sefer her bir tespit için birinci tespitte 10 bin lira, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira gibi artan bir şekilde gidiyor. Yani altıncı tespitten sonra 100 bin lira bu şekilde artıyor. Tabii burada ÖKC fişini ayrı, faturayı ayrı olarak düzenlemiş. Yani birinci tespitte ÖKC düzenlenmediği tespit edildi. İkinci tespitte hem ÖKC hem fatura düzenlenmediği tespit edildi diyelim. ÖKC'de 20 bin lira ikinci tespitte ama faturada ilk defa tespit sayılıyor ve 10 bin lira ceza olacak. Burada bizim dikkatimizi çeken, bizi ilgilendiren tek düzen hesap planına uyulmamasından dolayı olan ceza. Daha önce 40 bin liraydı. 100 bin lira olarak önce taslakta gözüktü. Ondan sonra 65 bin lira da karar kılındı. Madde 12 Vergi Usulü Kanunu 355. maddeye göre bu noterlere ilgilendiren damga vergisi ödenmemiş kağıtları işleme koyan noterler asgari 40 lira. Bu daha önce 1 liraydı. 40 liraya çıkarttılar bunu. Mükerrer 355. madde bizim korkulu rüyamız en çok. Bununla ilgili yeni düzenlemeler oldu. Burada birkaç düzenleme var. Birkaç tanesinden de bahsedeceğim. Türkiye tarafı olan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bilgi verme zorunluluğuna uymayanlara ceza verilecek. Bahsettiğim teminat zorunluluğunu yerine getirmeyenlere özürsüzlük mükerrer 355. maddeden ceza kesilecek. Tahsilat ve ödemeleri banka ve benzeri kurumları veya posta idarelerine ödemeyenler daha önce %5'ti. Bu ceza %10'a çıkarttırıldı. Şöyle bir madde eklenmiş. Tesfik zorunluluğuna yani bir bankadan ödeme zorunluluğuna. Bu zorunluluğu uymadan ödeme yapanların yani bankadan ödeme yapma zorunluluğu uymadan ödeme yapanlar durumu 5-3 günü içerisinde idare bilgisine girmeden bildirilmesi durumda bu kimselere ceza kesilmeyecek. Böyle de bir madde eklenmiş. Evet. Tahsilatların başkaları adı ve hesabı kullanarak yapılması durumda her bir işlem için her iki tarafa özel usulsüzlük kesilecek. Tahsilatların başkalarının elektronik cihaz aracılığıyla yapanlara bu cihazları kullandıranlara ayrı ayrı 3 kat. Şimdi bu madde 13. madde yayınlandı. Sosyal medyada tek gördük. İşte kredi kartlarından artık yapılmayacak gibi bir süre ticaret kilitlendi. Kredi kartlarıyla ödemeler durduruldu.
Daha sonra bir basın açıklaması yaptı Gelir İdaresi Başkanlığı. Biz dedi ödemeyi yapanı önemsemiyoruz. Sadece fatura kim kestiyse ona ödeme yapılacak. Ödeme yapan önemli değil. Yani burada bunu kayıt dışılığı önlemek için bu maddeyi koydu. Ödeyen değil satıcı önemli. Kim satıyorsa, kim faturayı kesiyorsa ona ödeme yapılacak. Buradaki önemli olan kısım bu. Şimdi bununla ilgili yine ilan reklam veren platformlarda bunlar kayıt dışılığı çok fazla olduğu için bunlara bilgi vermeyen bu platformlarla eksik bilgi verenlere de yine 355. maddede cezalar var. Burada eski haliyle mesela bilgi vermekten çekinenlere 11.800'dü bu ceza 20.000'e çıktı. Biliyorsunuz bazı mükellefler e-fatura, e-deftere geçmemişti. Gelen 11.800 lira cezalar geldi. Bunlar artık bundan sonra 20.000 lira oldu. Arttırıldı. Gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin yükümlülüklerine uymayanlar 35.400 liraydı. 60.000 liraya çıktı. Gerçek faydalanıcı bilgisi artık verilmemeli bence. Yani bizim yükümlülüğümüzde maalesef. Ama yani bizim yükümlülüğümüzde olmaması gerekiyor. Vergi Usul Kanunu'nun yine 112 ve 376. maddelerinde uzlaşma müessesinde vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkartıldı. Zaten vergi aslı pek uzlaşılmıyordu. Yani uzlaşmaya giriyorduk. Cezalar indiriliyordu. O bize. Evet. O bize. Evet yani yine baktığımız zaman istatistiklere baktığımız zaman gerçekten aslında vergi aslında da bir indirim olduğunu görüyoruz. Büyük cezalar da vardı. Belki de bunun yolunu mu kapattı? Hani spekülasyonlar mı kapattı? Yani bu biz sadece bilmemiz gereken vergi aslı artık uzlaşma kapsamında çıkartıldı. Uzlaşmaya cezalarda 30 gün içinde ödüyorduk ve %25'lik bir indirim vardı. Bu da kaldırıldı. Yoklama demiştik. Tabii uyum maliyeti kapsamında fazla çalışma yapacak, mesai saatlerinde fazla mesai yapacak burada memurlar da fazla çalışması ödemesi alacak gördüğünüz gibi. Uzlaşmada bahsettiğim uzlaşmada bir düzenleme yapıldı maddede, geçici madde şeklinde. Yayımdan önce uzlaşma yapan kişilerin hakları yenmemiş oldu. Değişiklik öncesi hükümlere tabi. Verginin aslını da kapsayacak tabii ki. Katma değer vergisinde ki değişikliklere bakalım hızlıca. 7 tane madde değişti. Burada düzenleme ile liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler istisna kapsamında. Burada gezi, eğlence, spor amaçlı yapılan faaliyetlerde kullanılan araçlar istisna kapsamında çıkartıldı. Daha fazla yük taşımacılığı işte gibi yolcu taşımacılığı yapanlar geldi. Bir diğer katma değer vergisi kanununda yapılan değişiklikler de burada özel tüketim vergisi kanununda da aynı düzenlemeyi göreceğiz. Milli güvenlik kuruluşlarının, araçların, silah, cihaz, yedek parçaların ithalattaki istisna kaldırıldı. Aynı zamanda engelli araçlarındaki ithaldeki istisna kaldırıldı. Yurt içindeki istisna devam ediyor. İthalattaki istisna kaldırıldı sadece. Burada 17. maddede birleşme devir sonucunda birleşilen şirketin sonraki döneme devreden KDV'leri artık inceleme yapılmadan indirim konusu yapılmayacak. Burada daha önce işte pasif mükellefleri ne oluyordu? İndirim sonraki döneme KDV'si olan mükellefler birleşerek kullanılabiliyordu. Bunun önünü kapatılmış oldu. Burada zaman aşımı süresine bağlı değil, talep şartı var bu incelemenin. Talebe göre incelenecek. Bu talepte bulunduktan sonra
KDV tutarı inceleme raporunun vergi dairesine kayıtlarına intikal ettiği beyan, yani uygun bulunacak tabii, ettiği beyan döneminde indirim konusu yapılabilecek. Yani biz birleştik, şirketi aldık, birleştik. Biz bu indirimi kabul, indirmek istiyoruz. Biz sonraki döneme devreden KDV'yi. Benim KDV'lerimi inceleyin diyoruz. İnceliyorlar. Tabii ne çıkacak bilmiyoruz. Belki de sıkıntı çıkacak. Kabul etmeyecekler. Bir risk yani. Belki borçlu çıkacaksın. Ondan sonra bunu uygun gördüğü tarih itibariyle indirebiliyoruz. Evet, saat 3'e geliyor. Ya burada madde saymış. Yeni tür değişikliği de yani maddede var. Yani ben bazılarını kısa geçtim. Devir bölünme yok, tür değişikliği yok burada. Birleşme bölünme var. Evet, tür değişikliği yok. Şimdi diğer indirilemeyecek KDV 5 yıl içinde 2030 yılından sonra uygulanacak tabii ki bu. Geçmiş yıl zararları gibi artık 5 yıl içinde biz indiremediğimiz sonraki döneme devreden KDV'leri indirim konusu yapamıyoruz. Bu maddeyle beraber. 5 takvim yılında burada neye bakıyoruz? Geriye dönük 5 takvim yılına bakıyoruz. En düşük olan tutarı indirim hesaplarından, 190 hesaplarından çıkartıp ayrı özel bir hesaba alacağız. Artık indiremeyeceğiz. Burada bu 5 yıllık hesapta bir ödenecek KDV çıkarsa tabii ki bu 5 yıllık hesap izleyen takvim yılından başlayacak. Bu sürekli devredenler için. Yani kanun gerekçesinde demiş yıllarca işte indirilecek devreden KDV'si var. İşte bunun ne kadarı doğru, işte biz bunu tespit edemiyoruz gibilerinden bazı gerekçeler sunmuş. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır tabii ki. Bir de inceleme konusu var. Yine katma değer vergisi kanunu 36. madde. Vergi iadelerinde asıl esas usulün vergi incelemesi olarak belirlenmesi diye bir kanun eklendi. Burada iade taleplerinde yeminlilik tabii bu asıl olmasıyla beraber yine bakanlık uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri belirlenebiliyor. Yani yeminli raporuyla, teminatla yine KDV iadeleri alınabilecek. Ama burada iade taleplerinde bir eksiklik veya olumsuzluk olursa eğer bu sürenin giderilmemesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığı inceleme yapabilecek. Daha önce de bu şekilde belli eksiklikler için Gelir İdaresi iadeler için eksiklikler için düzeltilmesi konusunda talepte bulunuyordu. Düzeltemezse incelemeye alıyordu. Bu süreci mükellefler dava konusu yapıyordu ve dava sonucunda mahkemeler inceleme olmadan KDV iadesinin verilmesini karar veriyordu. Çünkü kanunda böyle bir madde yoktu. Bu maddeyi bu yüzden getirdiler. Artık mahkeme garanti altına alındı. İnceleme esas oldu. Bu inceleme alındığı zaman yine mükellef talep edilen tutarın %150 oranında banka temanatı vererek iade alabiliyor. Şimdi indirilemeyen giderle ilgili bu özel hesaba almıştık. İndirilemeyen KDV özel hesaba almıştık. 3 yıl içinde biz bunu talep edersek zaman aşımı süreleri dikkate alınmaksızın 1 yıl içinde vergi incelemesi sonucu tamamlandığı yıla ilişkin gelir ve kurumlar vergisinde bu biz indiremediğimiz KDV'yi gider olarak dikkate alabileceğiz. Yani yine incelemeye girecek. Kim bunu incelemeye sokar gider için? Evet, maalesef yani artık gider dediğim gibi indirim konusunu kabul etmiyor. 5 yıl içinde gider olarak eğer talep edersen diyor gider yapabilirsiniz diyor. Hı hı.
talep bulunmazsa da indirilmeyen KDV gider yazılamıyor. Alınabilir diyor orada yalnız. Alınır demiyor. Nasıl? Sonucu belli olmadığı için. Tabii yani belki de alınamayacak. Yani inceleme sonucunda illa alınacak diye bir şey yok. Yani belki de biz vereceğiz. Borçlu çıkacağız. Biraz daha hızlanayım. Deprem nedeniyle afet bölgelerinde yapılan protokoller, protokol kapsamında bağışlanmak üzere yabancı devletlerin inşa, kütüphane, konut gibi, okul gibi inşası için yapılan teslimler ve yabancı devlet kurumlarının konut teslimleri KDV'den istisna haline getirildi. Serbest bölgede bir istisna var. Daha önce serbest bölgedeki kazançların hepsi istisnaken yurt içine yapılan teslimler, satışları artık istisna kapsamından çıkarttı. Artık sadece yurt dışına satışlar istisna kapsamında. Burada üretici firmalar aynı başka bir veya aynı bir serbest bölgeye bulunan ihracatçıya satış yaparsa ve yurt dışına bu 3 ay içinde satılması kaydıyla yurt dışına satılırsa yine bu yurt içi, yurt dışı satış sayılacak. İhraç kayıtlı gibi aynen. Özel tüketim vergisi kanunu ile ilgili yine KDV kanununa paralel burada ithalattaki aleyhine, ihraçattaki lehine, yurt içi satışlardaki lehine bir istisna kaldırıldı. Engelli araçları sadece yurt içi satışları istisnaya tabi. Yurt dışı artık ithalattan olan istisna kaldırıldı. Serbest bölgelerde bahsettiğim gibi evet. Şimdi özel tüketim özel tüketim kanununda yine bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı maktul vergi tutarının daha önce %20'sine kadar bir vergi arttırılabiliyordu. Bu artık kaldırıldı. Bu %20'lik sınır kaldırıldı. Maktul vergi kadar artık vergi alınabilecek. Bununla ilgili de sıcağı sıcağına resmi gazetede bugün bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı ve sigaraya vergi hemen kondu. Maktu vergi oranı üzerinden %50 küsür oranında bir vergi hemen geldi. Bugün resmi gazetede bakabilirsiniz. Şimdi bazı, bunları hızlı geçeceğim. Bazı kanun ve kanun hükümleri kararnamelerde değişiklik yapan kanun. Burada Kızılay Derneği'nde çalışan kişiler emekli aylıkları kesiliyordu. Bu kanunla beraber artık aylıkları kesilmeyecek. Sosyal güvenlik mevzuatında değişiklikler oldu. Kısa vadeli sigorta prim oranları %2 idi. %2.25'e çıkartıldı. Emeklilik asgari en düşük emekli maaşı 10 bin liraydı, 12 bin 500 liraya çıkartıldı ve geçici madde olan EYT'lere tanınan %5'lik işveren prim payı 1 Eylül'den itibaren kaldırıldı. Bununla ilgili bir tane daha madde var. Bu yaşlılıkla ilgili, aylıklarıyla ilgili tabii bütçe açığı fazla ve buna Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı yetki verilmiştir. Ek ödenek verilmesi için bir yetki veriliyor bu maddede. Kurumlar Vergisi Kanunu'na gelelim. Burada yatırım fon ve ortaklıkları kazanç istisnası var biliyorsunuz. Burada yatırım fon ve ortaklıklarını maddede 5. maddede 5D'de saymış. Buna bir şart getirdi. Emeklilik yatırım fonları hariç bu yatırım fon ve ortaklıkları sadece taşınmazlardan elde ettikleri kazancının en az %50'sini elde ettiği döneme ilişkin kurumlar vergisi yani %50'sini kar payı olarak dağıtmaları gerekiyor. Burada sadece taşınmazlardan elde ettiği kazanç olacak. Bunun yarısı kadarını kar payı olarak dağıttığı zaman istisnadan faydalanmaya devam edecek. Eğer %50'lik kar payını karı dağıtmazsa istisna yok. Artık bütün kazançları istisna kapsamından çıkıyor.
Burada istisnadan yararlanmadığı zaman, yararlanmayan fon ve ortaklıklarından kar payı elde eden kurumlar ise iştirak kazancı istisnasından faydalanabiliyor. Burada fon ve ortaklıkları istisnadan faydalanmıyor. Fakat buradaki bunlardan kar payı elde eden kurumlar iştirak kazancından faydalanabiliyor bu sefer. Hızlı geçiyorum. Elektronik ticarette gelir vergisi teklifatının bir benzeri de yine kurumlar vergisine getirildi. Cumhurbaşkanlığınca verilen konularında hizmet alınan tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yine teklifat alınıyor. Bunun yine farklı oranlarda Cumhurbaşkanlığı belirliyor. Yine dar mükellef kurumlara internet sağlayıcılarının platformlardan yaptığı ödemeler yine teklifata tabi. Şimdi kurumlar vergisi oranı da bir değişiklik oldu. Yap işlet devlet modeli ve kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde faaliyet yürüten mükelleflerin kurumlar vergisi oranı %30'a çıktı. Banka ve finans kurumları zaten %30'du. Buna ekleme oldu burada. Burada yalnız ana firma burada %30 kurumlar vergisine tabi. Taşeronlar buna tabi değil. Yine normal kurumlar vergisine tabi olacak. Kurumlar vergisi kanuna bir ek maddeler eklendi. 13 tane ek madde, bir tane de 50. madde olarak. Bu ne? Yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi. Bu yerel ve askeri kurumlar, yerel ve küresel askeri tamamlayıcı kurumlar vergisi başka bir seminer konusu. Buna çok fazla girmeyeceğim ama bizim bilmemiz gereken OECD tarafından BEPS matra aşındırması ve kar kaydırması eylem planı yayınlandı. Burada çok uluslu şirketler vergi oranları düşük olan ülkelere kayıyordu. Bunu engellemek için bir eylem planı yapıldı. Bunun üzerine bütün ülkeler, OECD ülkeleri imzaladı bu. Bazı imzalamayanlar da var. Çoğu kişi imzalayarak askeri tür ülkemizde de uygulanmak üzere yerel ve küresel askeri tamamlayıcı kurumlar vergisi alınmaya başlanacak. Ama bu kapsamı tabii dar bir kapsam. Bakarsak burada kimler buna tabi. Yıllık konsolide hasılatı gelirin raporlandığı hesap döneminden önceki 4 hesap döneminin en az ikisinde 750 milyon euro karşılığı Türk lirası sınırına geçen olacak ve çok uluslu işletmeler olacak. Bunlar ilgili hesap döneminde en az %15 olarak kurumlar vergisi ödeyecek. Altında ise bu %15'e tamamlanacak. Şimdi yurt dışına çıkış harçları ile ilgili bahsettiğim gibi 3000 lira olacak, 1500 lira olacak derken 500 lira olarak belirlendi. İdari yargılama usul kanununda bir değişiklik oldu. İstinaf konusu 31 bin lira olarak, yani 31 bin liranın üzerindeki davalar istinafa giremiyor. Aynı şekilde temizde de bir düzenleme yapıldı. 920 bin lirayı aşan vergi davaları, tam davalar ve idari işlemler hakkında açılan davalar temiz edilebilecek. Altında edilemeyecek. Bunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. Mesela 920 binin altında olan bazı uygulanması gerektiği düşünüyordu. Buna bir madde eklendi. 270 bin lirasını aşıp 920 bin lirasını aşmayan vergi davaları idari işlemler hakkında açılan ve istinaf kanunu yolu incelemesinde kaldırma kararı üzerine yeniden karar verilen davalar temiz edilebilecek. Burada parasal sınırların arttırılmasıyla ilgili yine yeniden değerleme oranında bunlar arttırılacak. Daha önce bu madde tam Anayasa Mahkemesi tarafından bu iptal edilmişti. Tekrar konuldu. Daha düzgün bir şekilde yazıldı. Çünkü geri dönüyordu. Diğer maddeleri de hızlıca geçiyorum. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun muafiyet ve bazı düzenlemelerle yapılması hakkında iki tane kanun var. Bunun bir tanesi Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu'nun gelirleri maddeye eklendi. Burada sadece gelirler maddede ekleniyor. Diğer maddede personel ve
öğretim üyelerini alacak ücretler konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Aynı şekilde ikramiye tutarının belirlenmesinde Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Hakim ve Savcılar Kanunu'nda iki adet değişiklik yapıldı. Bir tanesi savcı yardımcılığına sınav soruları ile ilgili ve aday sayısı ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Bir de yine Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda Danıştay üyeleri şeklinde saydı hakim ve savcılar olarak sayılan kişilere ek tazminat hesaplamasıyla ilgili bir düzenleme var. Bir de kanunun isminde de değişiklik yapan bir kanun hükmünde kararname var. Bunu da koydular. Kamu görevlileri sendikalarına üye olanlar aylık veya ücretleriyle beraber toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi konusunda düzenleme yapılmıştır. Yani sendikaya üye olanlar toplu sözleşme ikramiyesi alabilecekler. Bir de geçici madde var en son olarak. Yine İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hakim ve Savcılar Kanunu yürürlük ile ilgili uygulamaya dair geçiş hükümlerini kapsıyor. Ve yürürlük maddesi, burada uygulamaları zaten kanun maddelerin başlarında söylediğimiz yürürlük maddeleriyle beraber 61 maddemizi tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi bir seminer olmuştur. Ayaklarınıza sağlık. Sorular varsa tabii evet. Ki soruları da alalım. Ben bir soru sormak istiyorum başta. Tabii, buyurun. Çok teşekkür ederim. Açık değil mi geliyor ses? Güzel bir ve zamana sığdırılarak evet. Hızlı da güzel bir sorum oldu. Teşekkür ederim. Ancak üç ayrı konuda bir şeyim var. Çekincem var. Bunları bir size sormak istiyorum. Birincisi bu elektronik ticaret konusunda ki yapılan tevkifat konusundan bahsedeceğim. Bu tabii bu tevkifat yapan kişiler elbette vergi mükellefi kişiler olacaktır. Ama vergi mükellefi olmayan kişiler de elektronik ticaretten üzerinde alışveriş yapıyorlar. Örneğin bu Instagram'dan alışveriş yapan gerçek kişiler, vergi mükellefi olmayan kişiler var. Bunların bu tevkifat kapsamında olduğunu düşünemiyorum. Mutlaka olamaz haliyle. Ama burada daha fazla burada vergi kaçağı var. Bunu ben... Bu Sayın Üstadım Kasım Bey, bununla ilgili bilgi verme zorunluluğu getirildi. Yani bu platformdakiler, işte dediğiniz platformlar bu işleri kiralama işi yapan, ticaret yapan kişileri bildirme zorunluluğu var. Yani buradan aslında burada bildirme zorunluluğundan tespit edilecek ve vergi ziyanına sebebiyet veriyorsa olacak. Bildirecek olanlar? İşte bu platformlar. Instagram gibi yabancı veya yurt dışı. Bunlar Instagram bildirecek. Platformu sahibi. Yani bunlara yapılan zaten... Bu kişiler nasıl mesela Instagram veya işte belli isim vermeyeyim platformlardan alışveriş yapıyorlar. Platformda satıcılar var. Bunlar aracı ve normal hizmet sağlayıcıları. Yani buradaki satıcılar zaten fatura kesiyorlar. Efendim? Yani ödeme yaparken burada tevkifat var sadece. Firmalar zaten ödemeyi yapıyor kişilere. Gerçek kişiler bu tevkifatı biraz zor yapar. Orada bir bildirim zorunluluğu var. Bildirim zorunluluğundan sonra. Bu zamanla oturacak. İkincisi burada devreden KDV'nin birleşme ve olarak evet. Devre olmasıyla ilgili konuda devreden KDV'nin incelenmesi konusu esnasında bir arkadaşım kim söz hatırlayamıyorum. Tür değiştirme burada yok dendi ama oysa ki Kurumlar Vergisi 19. maddesinde tür değiştirmenin de devir sayılacağı yazmakta. Bunu unutmamak gerekir. Tür değişik tabii yani sunumumda evet. Ben kısa hepsini almadığım tabii için. Tabii yani şöyle o karada arkadaşımızın katkı olsun anlamda söylüyorum. Tabii ki. Üçüncüsü ise bu yapmışsa devlet kapsamında çalışan şirketlerin %30'luk vergi kapsamında olduğu doğru yasada var. Şöyle bir özel bir şey uygulama aklıma geldi. Ben kendi bilançoma dahil olan bireysel firmayım. Bilançoma dahil olan veya şirketim de olabilir. Dahil bir arsayı
yap, hisset, devret kapsamında sizin şirketinizi kira, şey yaptım, kiraladım. Siz buraya da yapacaksınız belli bir zaman içerisinde. 10 sene sonra bu arsada yaptığınız binayı ben tekrar geri alacağım. Bu durumda yap, hisset, devret çerçevesi kapsamında bir faaliyet oluyor. Bu %30'luk kısma girip girmeyeceği konusunda sizin görüşünüzü merak ettim. Yani yap, işlet, devret kapsamındaki faaliyette genel, olan firmalar %30 tabii ki kapsamında. Genelde şu akla geliyor. Bu elektrik işletmelisi konusunda 3.336 mı? Hatırlamıyorum rakamın. Belli bir 6.336 mı? Bir şeydi, kanun şeysi, numarası var ama bu elektrik üretici firmaların genellikle yaptığı bir şeyler, yap, işlet, devretleri. Orada uygulanan model ama özel şirketler arasında da uygulanabilecek bir model olduğu için aklıma geldi. Bu konuda sadece sizin görüşünüzü rica ettim. Merak ettim. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun sorularınız için. Dediğim gibi yani burada yap, işlet, devret kapsamında zaten bunun kapsamı kanunda yazıyor. Bu kapsamdaki şirketlerin yaptıkları faaliyetler %30'a tabi ama bu firma yaptığı şirketler taşeron olarak başka firmalara devretmiştir bu işleri. Bunlar kapsamda değil. Tamam. Teşekkür ederim. Bu şey bir soru vardı herhalde. Fazla soru sorulmuş. Tamam. Müsaadenizle. Sıra bakmayın. Tabii. Ayağınıza sağlık Asım abi. Sesimi alabiliyorsanız buradan sorayım. Şey mikrofonu verebilir miyiz? Üstad, öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Benim Kasım abinin sorduğu soruya bir ek getirmek istiyorum. Özellikle elektronik ticarette tevkifatın nasıl olacağı? Atıyorum son kullanıcı Kasım abinin dediği gibi tevkifat yapamayacak. Yapsa dahi bu ticarette ürün artı kâra mı tevkifat yapılacak yoksa ürünün tamamına mı? Yani oran ne olacak? Atıyorum 1.000 liralık ürüne %5 kar koyup sattı. Bunun tevkifat oranı ne olacak? Kanunda %25 tevkifat var. O zaman adam zarar edecek. Yani %5 kar yani, koydu, 25 tevkifat. Bu yani. Gelir vergisi kanunda böyle tabii, kurumlar vergisi %15 gibi. Yani bununla ilgili tebliğler olacak. Tabii ki kar edildiği düşünülüyor. Buradaki amaç aslında tevkifatın amacı işte kayıt dışılığını engel olmak. Yani zaten çoğu kişi burada vergi vermiyordu. Ama kaynakta kesintinin amacı zaten bu. Burada vergiyi almak. Yani sen haksız vermeyeceksin de diyor. Ben sana ödeme yapmadan ben senin yerini alırım diyor. Bunu devlete muhtasarla beyan ederim diyor. Yani amaç orada bu. Ona göre karını belirleyecek. O zaman ya enflasyon artacak ya da satıcı zararı göze alarak satış yapacak. Tabii bu neyse, teşekkür ederim. Normalde bunu tabii, buyurun. Ya stopaj yoluyla kesilen vergiler hesaplandığı nihai vergilerde red ve iade yolu açık olur. Tabii vardır yani iade. Yani orada zarar edeceğini çok düşünmüyorum. Diğer stopaj yoluyla kaynakta kesintilerin tümünde nihai vergi hesaplandığında red ve iade var. Evet. Burada da o müessese işleyecektir doğrudur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim başkanım katkınızdan dolayı. Başka soru var mıydı acaba? Cümle ilave edeyim. Tabii buyurun. Ben de bir cümle ilave edeyim. Haldeki düzenleme gibi. Yani nihai tüketi üreticiyi o da vergilendiriyor. Nihai vergilendirme olmuş oluyor. Evet. Burada da o platform onu yol gösterecektir. Bir de tebliğ olacaktır ve tebliğde ayrıntısı yazılacaktır bunlar diye düşünüyorum. Yani tebliğ taslakları hazır, daha çıkmadı. Bayağı bir tebliğ taslağı uzun birikti. Bir tebliğ bunlar çıkacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yani oran değişebilir. Tabii bu yetki verildi. Değişebilir. Haklısınız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için tekrardan. Başka sorumuz yok herhalde. Sunumlarından dolayı kıymetli meslektaşımız Sayın Mustafa Özden Düzgün'e teşekkür ediyoruz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.